Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere biraz da fon diyerekten ara ara sizlerle fon alışlarımızı, fon portföyümüzü, fonlar için gelecekte neler düşündüğümüzü, fonların aslında yeni yatırımcılar için, küçük yatırımcılar için, halka arzlar için gelen yatırımcıların hisse peşinde, küçük hisse peşinde, sermayesi küçük hisse peşinde, 3'e 5'e katlayacak, patlayacak, roket takacak hisse peşinde koşmaması, hani fonlara yönelmesi için biz de arada sırada böyle biraz da fon diyerek fonlar hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Biz bugünlerde fonlara ufak ufak eklemeler yapıyoruz ama hani yeni fonları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yapı Kredi Portföy'ün Koç Holding İştiraki Hisse Senedi Fonu YAS fonunun ne kadar güzel fırsat verdiğini ilk önce buradan göstermek istiyorum. Yeni fonumuza geçeceğiz. Ama şu yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla eğer fonlarda 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl beklerim ben kardeşim, Koç grubuna güveniyorum diyorsanız bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Şuna baksanıza. Tarihi zirvesi 15 liralardan bir hisse senedi gibi düşünün. 12 liraya düşmüş durumda. Fon bu. Fon dediğiniz şey zaten uzun vade düşünülecek bir şey. Fon dediğiniz şey öyle bugün aldım. 3 yıl, 3 ay sonra satayım. İşte kredi kartı borcum var. Şöyle gidecek, böyle gidecek. Bakın. 5 yıl önce bu fon 1 liraydı. 5 yılda düşüşü bile saysak 12 kat gitmiş arkadaşlar. 5 yılda 12 kat gitmiş. Varın gerisini siz düşünün. Şimdi şuradaki değerlere bakmayın. Son 1 yılda %20 kazandırmış. İşte son 6 ayda %6 kazandırmış. Şu tarihi zirveden baktığımızda şurada 170 falan yazıyordu. Öyle hatırlıyorum. Şimdi temettü hocam paylaşmış. Bakın hoşuma da gitti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Biz borsaya başlarken temettünün bir çekiciliği vardı. Halen çekiciliği var ama hani biraz daha böyle borsaya girdikten sonra ya halk arzlarmış, fonlarmış, besmiş, oymuş, buymuş derken temettüyü sanki biraz ikinci plana atıyormuş gibi hissediyorum. Sanki biraz nankörlük yapıyormuş gibi hissediyorum. Temettü katılım fonu, bakın Kuvvet Türk portföy kar payı ödeyen katılım hisse senedi fonu. 9 Eylül pazartesi günü halka arz olacak. Halka arz gibi ilk işlemine başlayacak. İlk gün talepte bulunabilirsiniz. 1 TL fiyatı var arkadaşlar, bakın. Detaylara değinelim. Nedir bu fon? Fonun halka arzı mı olur? Halka arz demeyelim de ona. Hani ilk işleme başlayacağı gün ilk gün talepte bulunabilirsiniz. KPA kısa kodu var. Yıllık yönetim ücreti %2.75. Stopaj oranı yokmuş, bakın %0. Ben de yeni öğreniyorum şu an. Fon stratejisi. Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak yerli ve yabancı ihracatçı paylarının yatırımını yapacak. Yani temettü ödeyen şirketler. Burada bakın daha detayı var. BIST katılım temettü endeksine dahil olan katılım endeksine hem de temettü endeksine, yani temettü ödeyen olan paylara yatırım yapmakla beraber endekse girme potansiyeli yüksek. Yani yeni bir şirket, örnek veriyorum Astor. Katılım endeksine uygun ve örnek veriyorum temettü ödeyecek. Endekse girme potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına da yatırım yapabilecek diyormuş. Bakın. Karşılaştırma ölçütü %90 BIST katılım endeksi olacakmış. Risk değeri 6'ymış arkadaşlar. Normalde hisse senedi fonları çoğunlukla hani böyle 7 olur, değil mi? Bunda risk değeri 6'ymış. Temettü ödeme politikasına bir bakalım. Bakın bu güzel. Fon 3 ayda bir kar payı ödemesi yapmayı planlıyormuş. Nasıl olacak? Her yılın Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim, Aralık döneminde denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüleri 3 iş gününde dağıtacak. Detaya bakalım mı? Örnek veriyorum. Fonu aldınız. Fonun içinde Ereğli var. Ereğli işte Şubat ayında temettü ödedi mesela. Bilmiyorum da. Mesela ödedi. Ocak, Mart diyor ilk dönem. Diyor ki Ereğli'nin ödediği temettüyü Mart'ın son iş gününde biz yatırımcılarımıza ödeyeceğiz diyor. İster o temettüyü alır, o kar payını alır, tekrar bizim fonumuzu alırlar. İster giderler başka yerde kullanırlar. 3 iş gününün içinde Mart ayının son işlem gününde ödemeyi yapacaklar. Aynı şekilde Haziran'ın son işlem gününde, Eylül'ün son işlem gününde, Aralık'ın son işlem gününde.
Şimdi bence güzel. Denenebilir mi? Denenebilir. Ha diyeceksiniz ki ya tamam fon tanıtıyorsun ama fonu söylüyorsun ama ya bu fon işte uzun vadede denenmesi lazım. Ne yapalım şimdi 5000 lira atalım 5000 liramız orada mı kalsın? Kalsın. Kalsın arkadaşlar. 5000 liranız orada kalsın. Bir yıl boyunca kalsın bakalım ne olacak. Bir yıl sonra o 5000 liranız sizin örnek veriyorum 9000 TL olacak mı? 9000 TL olana kadar size atıyorum 500 TL atıyorum 500 TL temettü kar payı ödemesi yapacak mı? Aynı şekilde 5000 TL ile bunu test ettiğinizi düşünün. Yıl sonunda 5000 TL değil de kardeşim ben buraya 500.000 TL yatırmış olsaydım ne kazanacaktım diye bir hesap kitap yaparsınız. Yani. Neyse. Uzatmayalım. Temettü hocama da teşekkür ediyoruz. KPA kısa kodu ile bu pazartesinden itibaren Kuvvet Türk Portföy kar payı ödeyen katılım hisse senedi fonu. Artık işleme başlayacak. Halka arz edilecek. Katılabilirsiniz. İlk günden alım yapabilirsiniz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Nereden alım yapacağız? Her bankadan, her aracı kurumdan, yatırım bölümünden, fon alım bölümünden alabilirsiniz arkadaşlar. Her banka diğer bankaların fonlarının da satışını yapabiliyor. Mesela ben İş Bankası'na giriyorum fon alım bölümüne. İlk başta İş Bankası portföyünün fonları çıkıyor ama orada değiştirebiliyorsunuz. İşte atıyorum Ata Portföy, işte Ak Yatırım. Oradan seçebiliyorsunuz. Diğer bankalarda da aynı şekilde İş Bankası'nın fonlarını da seçebiliyorsunuz. Kuvvet Türk'ü de seçebiliyorsunuz. Bakalım ben bir takip edeceğim. Belki de bir deneme yaparım. Bir 500 TL, 1000 TL bir atarım. Ne olacak? Kalsın orada bakalım param 3 ay, 5 ay. Gerçekten de işe yarayacak mı? Bir de aydan aya bunlar zaten bize şeyleri paylaşacaklar. İşte bu ay şu hisse senedinden aldım. Bu ay şu hisse senedinden bu kadar kar payı aldım. İşte bu ay şu hisse senedinden buradan alıp buradan geri sattım. İşte şu hisse senedinde potansiyel görüyorum diye diye. Yani şurada şu şekilde aynı bu şekilde aylar içinde yıllar içinde grafiğiniz oluşacak. KPA değil mi? KPA'ydı. KPA fonu yazdıktan sonra hatta şöyle bir yazalım çıkacak mı acaba? KPA çıkmaması lazım. Bakın burada çıktı ama Kuvvet Türk Portföy kar payı ödenen katılım hisse senedi fonu. Hisse senedi fonu yoğun fon. Analizete bastığımızda evet henüz daha ne grafik var ne değerler var hiçbir şey yok. Çünkü yarın artık pazartesi artık işleme başlıyor. Umuyoruz katılımcısı iyi olur, yoğun olur. Kar payı ödüyor sonuçta. Bakın burada ek bilgi vermiş. Fon 1 TL katılma fiyatıyla işlem görmeye başlayacak demiş Temettü hocam sağ olsun. Evet katılabilir mi? Katılabilir. Bir halka arz gibi görünebilir mi? Görünebilir. Bir ay sonra, iki ay sonra bakarsınız. Ya kardeşim 1000 TL'ye karşılık 300 TL kazanmışım. Ama işte ben bana göre değil, fon bana göre değil deyip çıkabilirsiniz de. O size kalmış. Ama bence denenebilir. Bence güzel bir yatırım çeşitlendirmesi olabilir. Olur mu? Olur. Bakalım biz giriş yaparsak buradan da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. KPA fonu hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Biz buradayız. Görüşürüz.